Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizlere sayısız nimetler veren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena. Gönderdiği bütün peygamberlerine, özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, âline, ashabına, etbaına sonsuz salat ve selam olsun. Muhterem kardeşim, yüce dinimiz İslam, canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için yararlı ve güzel şeyleri helal, zararlı olanları ise haram kılmıştır. Kuşkusuz insanın aklını ve bedenini tahrip eden, sağlığına zarar veren, maneviyatını örseleyen zararlı alışkanlıklar da bu kabildendir. Zira zararlı alışkanlıklar hem Rabbimizin insana emanet olarak verdiği canları heba etmekte, hem de hayır yolunda harcanması gereken mal ve serveti heder etmektedir. Oysa ki Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 195. ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise insanların çoğunun aldandığı, kıymetini bilemediği iki nimetten bir tanesinin sağlık nimeti olduğunu bizlere haber vermiştir. Şu da unutulmamalıdır ki mallarımızı saçıp savurmak, pervasızca harcamak israftır. İsraf ise yüce dinimizce haram kılınmıştır. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu A'raf suresi 31. ayette mealen yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyurarak ölçülü davranmamızı, nimetlerin kıymetini bilmemizi ve israftan kaçınmamızı emretmiştir. Kıymetli kardeşim, şöyle bir düşün. Sağlıklı bir nefesin, sıhhatli bir bedenin kadrini, kıymetini ve değerini biliyor musun? Ailenin ve sevdiklerinin bu konudaki düşüncelerinin, bu konudaki tutumlarının farkına varabildin mi? Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesiller yetiştirebilmek için gerekli çabayı, gerekli gayreti gösterebiliyor musun? İşte samimi bir şekilde kendi kendine soracağın bu soruların cevabı sende.